Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Tanıştırayım, Bam Bam'ın yeni güvenlik arkadaşı. Bam Bam, tek değilsin artık. Yalnız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Örümcek falan çıkmasın da aralarında. İkisinin yeri de çok ağır, ikisi de benim bebeklerim. Teknikler nasıl ama? Şimdi bunun içini alttan doldurup dikecek miyiz böyle? Bak valla seni gördüler ya, bak. Ya tüccara bak. Eline de teneke tutturalım, çalsın böyle çingiri. Evet. Dur, bu konuya da bir el atayım. Niyacım, sincaplar hep senin cevizlerini yemişti ya. Belki bu defa korkarlar ve cevizleri yemezler diye düşündüm. Tüm malzemeler burada. Yine bir kendin yap videosuyla karşınızdayız aslında. Değil mi Filiz Hanım? Evet, doğru söylüyorsunuz. Tamam, peki burada ne eksik? Saman. O zaman onu da aşağı tarladan toplayıp gelelim. Samanımız bol koyunlar olduğu için. Ondan o yediği parçalardan toplarız. Kullanılmayacak daha sonra. Zaten amaç kullanılmayan şeyleri kullanmak değil mi? Evet. Eski pantolon, eski tişört. Yırtık botlar vesaire. Nasıl bir şey çıkacak ben de çok merak ediyorum. Ben de ya, ama heyecanlıyım. Ben de bu heyecanlıyım. Bu zamandır istediğim bir şeydi. Benim de eski bahçelerimizde bile istediğim bir şeydi. Buraya kısmetmiş. Hadi bakalım, başlayalım o zaman. Evet, onu toplamışlar da bak, şurada yerden toplayabiliriz biz de. Hazır burada kurumuş ot. Çuval yeter bize herhalde. Yeter. Şöyle. Otu da doğal. Örümcek falan çıkmasın da aralarında. Ya da çiyan. Evet, organik bir dolgu malzemesi ama dikkat et, arada kakalar var ha. Kakaları alma, o kadar da organik olmasın. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ben de merak ediyorum. Yani yine elimizdeki malzemelerle, yani evde ne varsa onlarla yapacağımız bir proje olacak. Şimdi doğal malzemeler, bahçeden, oradan buradan ne bulursak hepsini kullanacağız. Bu ocağa ne yapacağız? İşte korkuluğu yapacağız. İçini dolduracağız korkuluğun. Ama yanması gerek korkunç olması için. Yok, bu yanmadan korkunç olacak. Ben buna dayanamıyorum, biliyorsun bunu. Gelmişken yememek olmaz. Aynen. Vallahi daha da çok olmuş ama. Evet şey, yukarıda da beyaz otlar bayağı hani gitgide büyüdü. Onların da karadut mu daha çok seviyorsun, beyaz dut mu? İkisini de çok seviyorum. Ben karadutu daha çok seviyorum. Ben beyaz dut da seviyorum, karadut da seviyorum. Dut olsun yeter diyorsun. Aynen, ve bu bana biraz daha böyle orman meyvesi tadı veriyor. Yani şey gibi. Ya orman meyvesi zaten. Hayır, böğürtlen gibi. Çalı hani. Anladın mı? Bunu farklı bir niyetle yiyorum, onu farklı şey. Beyaz dut çok daha tatlı, şekerli. Bu daha böyle mayhoş. İkisinin yeri de çok ayrı, ikisi de benim bebeklerim. Baba mı? Eve gidiyoruz. Hadi eve gidelim. Baba mı? Eve gidiyoruz. Bayağı yine bir rüzgar fırtınası var ya. Evet. Her taraf uçuyor dostlar. Filiz Hanım, şapkan yeni mi? Şapkam yeni değil efendim ama başka bir arkadaşın cicisi olacak. Korkuluğumuza takacağız dostlar, bakalım. Dostlar korkuluğumuzu. O zaman ayaklardan başlayalım bence. Yukarıya doğru çıkalım. Daha kolay olacak diye düşünüyorum. Tamam. Bu arada samanımız da yanda dostlar. Getirdik. Gayet yeter diye düşünüyorum. Yani. Bence de. Şimdi dostlar, benim pantolonumu giyecek arkadaş. O yüzden benim el ölçüm onun için düzgün olacaktır diye düşünüyorum. Heh. Önce şuradan. Kısa o ya. Bacağım orada aşkım, ne yapayım? Ama bel takacak. Belin olacak yani pantolon, belin üstü artacak. Üstü olacak aşkım. Ne peki? Şurada iki tane ayak, içini dolduracağız o. Burada dur, aklımı karıştırma. Çünkü onu da ayak olarak kullanacağım. Şöyle. Nasıl? Üç tane olmayacak mı? Üç ayak gibi olmayacak mı bacakları? Üç ayağı olsun. İki tane ayağı olur. Ama onu ayakta tutan bir de askı gibi başka bir ayak daha oluyor sanki. Hiç gerek yok. Öyle ben onu kullanmadan yapacağım diyorsun. Ayakta peki tutacağım. Şimdi bakalım nasıl bir mühendislik. Tabi biraz kervan yolda dizilir. Ölçümü alayım.
Değil mi? Bir bacağı kısa, bir bacağı uzun olmasın. Yok, olmasın mümkünse. Sonra uğraşmayalım. Geriye dönük işlem yapacağımız bir şey olmasın. Tamam. Şimdi. Teknikler nasıl ama? Heh, tamam. Şimdi ne yapacağımı açıklayacağım. Ayakları da 45 numara yapacak mısın peki? 45 işte. Tam 45 oldu. O ne dur? Şunların üstünde duracak. Ay Raylı, gidip gelsene güzel olmaz mı ya? O kadar malzememiz yok. Ya çok güzel olmaz mı ama öyle bir şey hareket etse? Şöyle bu. Şimdi vidalayacağız onları. Bunlarla birlikte. Ama önce bunu bacaklara sabitleyelim. Asıl o zaman çok caydırıcı olurdu gerçekten. Evet. Bahçeye giren de korkar. Aynen. Bak bu ayağımız olacak. Bunu da bunlarla sabitleyeceğiz. Onun için de şuradan birazcık vidalayayım. Şimdi en önemli yer burası. Buranın güçlü olması lazım. Gerçekten de önemli. Özellikle benim gibi düz tabansanız. Değil mi Filiz Hanım? Doğrudur Deniz Bey. Ayak sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorsun. O yüzden ben her iki tarafına da bunlardan takacağım. Çünkü bir tarafa doğru olursa tam tutmayabilir, sağlam olmayabilir. İki ayağıma da bunları takmış olacağım. Ya fakat nasıl rüzgarlı bir gün? Fırtına var gene. Soğuk esmiyor ama bayağı rüzgar var. Yok, hava çok sıcak da yani rüzgar bayağı, değil mi? Kötü yani. Uçuruyor. Yani drone uçmayacak bir hava, en azından öyle söyleyeyim. Şu havada drone uçurulamaz mesela. Nasıl yani ya? Bostan korkuluğumuzu kuş bakışı göremeyecek miyiz? Belki akşama kadar bir hava diniyor ya, akşam üstüne doğru. Tamam bak, bu birinci ayak. Şimdi ayaklar tamam da Filiz. Hı. Şimdi şu hafif şöyle bir diz kırıklığı versen mi? Hayır ya, böyle mi duruyoruz biz? Aşık böyle mi duruyoruz? Böyle mi derken beni kimse görmüyor bu arada ama. Hadi diyeyim, şöyle daha iyi olmaz mı? Hani şöyle dursa. Hayır. Yoksa böyle mi? Yok yok, düz dursun. Ya kazık gibi dursun diyorsun. Evet ama kollarına bir şey verirsen, dirsek açsın, uçuş olacak. Kollarına veririm canım, o öyle, o da olmaz da. Hani şuradan istiyorsan şöyle hafif kesip bir şey yapabilirim. Yok ya, gerek yok. İyi. Bunlar ayaklar, o zaman pantolonumuzu giydirerek. Vay arkadaşa. Be. Pantolonunu giydirip şeyleri tutmalıyız ki içini doldurabilelim. Bu pantolon benim lise döneminden kalma. Bir. Öyle ya, kilo verince girer giyerim ya tekrar diye hayallerle sakladığım ama. Kilo veremeyeceğim ekmeği olduğunu biliyorsun. Aşk evlendikten sonra çok zormuş ya. Maalesef. Yani, şimdi rahat takmak için şunu keseceğim. Sonra tekrar birleştireceğiz. Heh. Evet. Giymesi kolay olsun. Yok, giyiyor da şey, aşağıya vida çakması kolay olsun. Geriye doğru kıvırdığında eğer şey olmuyorsa. Yani yukarıya doğru düzelttiğinde çizmeyi çok öyle şey bozulmuyorsa kalsın öyle. Yok, arkadan kötü duruyor. Ama hı, üstüne şey gelebilir, pantolon. Ama üstüne değil, içine pantolon koymalıyız ki samanlar dökülmesin içinden. Ha, o zaman arkadan dikeceğiz. Zımba falan yok mu, zımba atsak? Bak şöyle çünkü. Hı. Yeri iyi değil mi böyle? Önleri hı, aynı yani. Aynı herhalde, çok şu an durduğum açıyla algılayamıyorum doğrusu. Gayet güçlü. İki tane ayağımız artık var. İşte paçaları pantolonun çizmenin içine sokalım. Tamam. Hani dökülmesin diye. Şimdilik şöyle yanlarından tutturayım. O taraf sanki daha yüksek gibi duruyor. Benim bulduğum açıdan mı kaynaklanıyor? Olabilir. Bu çekince pantolonu belli olmaz. Bunun birkaç parçasını burada takacağım. Geri kalanını direkt üstünde yapacağım. Daha kolay olur. Hangi diye. Hangi parçası? Bel mi? Bu bel. Buralar en sağlam olması gereken yerler. Kolu falan bu kadar sağlam olmasına gerek yok. Çünkü ağırlık taşımayacak ama hani ayaklar ve bel yük taşıyacak. Çok ağır bir malzeme değil zaten ya. Devrilirse falan çok değil. Sıkıntı yaratmaz herhalde çocuklar için. Yük devrilmez de. Devrilmez. Çünkü onlar devirmeye çalışacaklar biliyorsun. Evet, üstüne çıkmaya çalışır Murat Deniz. Şuradayken sabitleyeyim.
şimdi. Oradan da şöyle üstü olacak. Ne kadar? Benim boyum kadar olsun. Daha kafa olacak orada. Kafayı dona... İşte tamam, bu kafanın içinde olacak direkt. Tamam. Şuradan keselim. Boylu poslu maşallah. 1.83 olacak. Senden biraz uzun olacak gibi. Efendim? Senden birazcık uzun olacak gibi. Olsun. İkişer ikişer takalım. Aa, sırf bu parçayla ev yapılırmış ya. Şöyle, şöyle tersine doğru takalım. Bak. Şöyle ortası mı? Orta gibi, evet. Sabitleyeyim. Şunun belini kaldıralım. Fermuarını açalım. Değil mi? Rahat rahat. Doldur bakalım filizanı. Sen koy, ben gireyim. Dursun yeter, aşılışı. Tabii. Yağmurlu havalarda da kent uşun. İstansa ne olur ki, ıslanacak, yürüyecek. Şey olabilir. Bacağını sıkayım buradayım. Şey olabilir. Basabilir belki. Sandığında aşağıya doğru, anladın mı? Bugün ciltlerde unutulmuş bir şey var mı? 50 lira falan. Bu ne? Ne? 50 lira. 50 lira olabilir. O zaman yeni Türk lirasına geçmiş miydik diye düşündüm. Hani lise zamanlarında. Geçmemiştik herhalde. Dur şunu bağlayayım bir. Şimdi şunu şuradan çakalım şöyle. Evet. Nasıl olsa tişört üstüne binecek. Şöyle katlayayım da öyle çak. Olur mu? Yok öyle yapma, poposu güzel gözükmez. Şöyle. Dolduracağız ya. Hay Allah. Biraz da koyayım mı? Bak şimdi omuzlar için şöyle. Yüksek mi aşağı mı? İyi bence. Tamam, tut bakalım bunu burada. İstiyorsan burada hemen biraz baskı uygulayarak. Şimdi bu aşağı kol, şunlar da üst kolları olacak. Şöyle yapsam çok mu uzun? Şurası. Şunu şöyle açayım. Güzel. Bence düzgün. İyi ya, ölseydin kolunla. Şöyle mi? Kolun altı daha uzun olur, değil mi? Evet. Şöyle. El gibi de düşüneceğin için burası daha uzun olsun. Şöyle. Evet, el de girecek, aynen. Şu kadar da eldiven girse. Şunu şöyle açılı yapmamız lazım. Ne? Tamam. Olur. En güzel giydi. Ayakkabı. Ne yapıyor baba? Baba ne yapıyor? Burada. Burada. Size. Size. Ana, ben oraya kısayı mı taktım? Yanlış taktım. Kısa yukarıda olacak, uzun aşağıda olacak evet, zaten. Evet, tam doğruyu taktım. Bir de diyorsun ki yardımcı olmuyorsun daha ne yaptın? Ya tripod görevi görüyorum şu an yine. Sadece çekim yapıyorum. Planı, projesi, her şey şu an yapılıyor. Efendim? Plan, proje, her şey şu anda yapılıyor. Bu ayak düşecek. Evet. Ayak düşecek. Ayak düşecek. Bak Murat Deniz, çok sinirliymişsin, sana öyle söylüyorlar. Biraz sinirini atman lazım. Ne anladın? Anlayamıyoruz diye kızıyor ya. İçinde. Anlamadığını çaktırma bari ya. Atlasan, gel senin Murat Deniz. Yani, Murat Deniz. Çok haklısın, ben Murat Deniz'i hak ediyorum. Tamam bak, öyle. Bunlar sabit. Omuzları ve... Gayet. Pozuları diyorsun. Şimdi burada... İskelet hazır.
şunu göstermek istiyorum. Beyefendi Kolombiya giyecek. Vay be. Bunu annem bana doğum gününde almıştı. Ben de çok severek, gerçekten değil mi? 3,5-4 senedir üstümde eskittim. Bu sene şöyle... Kolu yandı. Sobaya değdim yanlışlıkla ve kolu yandı. Şimdi bu evde durursa atılacak. Atılmasındansa en azından böyle bir şeyin üstünde tutalım ki... Değil mi? Hep bir şekilde burada dursun diye istiyoruz. Yok, atılmıyor da. Onlar nedense bizim evde birikiyor daha çok. Ya işte kullanılsın en azından. Evet. Giyemiyoruz çünkü kolu delik. Bir de eski bir tişört. Bu tişört de One Piece diye bir anime. Anime izleyenler bilirler. En meşhur animelerden bir tanesidir. Şimdi tişörtün önünü görünce... Nasıl şekli çıkmaya başlıyor. Dur Murat dedi. Evet evet. Şimdi bunun içini alttan doldurup dikecek miyiz böyle? Evet, ya da pantolonla sabitleyeceğiz birlikte. Dikmemiz lazım. Dikeriz üstünde. Ben daha kalın bir şey getireyim. İnce bir iğne getirmiştim ya, az olur. Biraz çuvaldız gibi. Arası yok çünkü bizde de. Tişört falan iyice bir düzeltelim. Tamam, onu zaten aşağıdan yapıp şöyle yukarıda dursun bu şimdilik. Murat Deniz, bunlar sana göre değil. Tabii, dur. Gel oğlum, Murat Deniz gel benim tamam, yanıma. Önü açık durur zaten. Şimdi burası da saman dolmuş olacak. Şuradan tıkalım içine, sonra tamam. Dikelim. Ben tıkayım, sen dik. Tamam. Evet Filiz Hanım, şöyle 5 dakika ara, civcivler aç. Evet, civcivleri yemleyelim. Baksana sardunyalar. Daha ekeceğimiz fideler de var dostlar. Domatesler, biberler vesaire çıkıyor. Şunlar neydi? Enginar değil mi? Enginar. Bunlar da geçen senenin biberleri. Toplamaya başladık. Nereye bak? Üstlerinde bayağı var bak. Şu arkaya bak, arkaya bak. İşte. Evet bak. Bu biber, dolmalık biberse de işte diğeriyle şey olmuş. Enginarlar. Ama bak buna bir şey olmuş, gördün mü? Ya ona şey dadanmış, karıncalar vardı üstünde. Bak ilaç sıktım, şu an karınca yok. Yani ilaç dediğim bizim o gülleci bulamacından sıktım, belki toparlarlar. Bak vallahi seni gördüler ya, bak bak. Ya tiplere bak. Bir tanesi de çıkmış. Ana, bir mi iki tanesi çıkmış. Hadi geç sen, aç kapıyı. Gelir onlar. Bak. Ufaklar ya, çıkıyorlar. Sen direkt gir içeri. Ortaya yem atmaya başla. Ha, üç tanesi çıkmış. Dur dur, gelir onlar da. Evet dostlar, tüm bizim ev atıkları da gördüğünüz gibi yerde zaten var, biraz kabuklar kalmış. Beni mi yiyeceksiniz? Pardon, beni mi yiyeceksiniz? Şalabala bak, kapıda seni bekliyorlardı. Ha, biraz buraya ver, gerisini içeride yem kabına koyalım. Eşelenmeyi öğreniyorlar böylelikle de. Şu garibim dışarıda kaldı ya. Dur, alacağım ben seni içeri. Aa, o gelmeye çalışıyor tellerden. Zaten sesi duyan. Tamam, dur ben üstünüze basacağım. Hazır küvesin yanındayız. Küvesten bahsederken şurada hemen yan tarafa da cins, şu alana dostlar. Cins tavuk yapmak için, cins tavuk büyütmek için, o civcivleri büyütmek için ayrı bir kümes daha yapacağız. Kümeslerin sonu gelmeyecek gibi gözüküyor. Ya onun şunun için dostlar, şimdi burada güzel bir kümesimiz var. Gayet tavuklarımız için de yeterli. Buraya niye bir şey yapıyoruz? Şu yüzden her 4 tavuğa bir horoz koyabileceğimiz ve istediğimiz cinsi oraya koyup sadece o cinsin yumurtalarını alabileceğimiz bir bölge olacak değil mi Filiz Hanım? Evet. Yani hibrit olmasın, karıştırmayalım diye. Bu tavukçuluk işiyle uğraşanlar beni anlayacaktır. Bu çapraz eşleme vesaire oluyor yumurta verimini kaybetmemeniz için. Onun için öyle ikinci bir kümes bize uygun olacak diye düşündük. Elimizde de hazır tahtamız var değil mi? Bol bol kalasımız var, malzeme var. Ve ilk fırsatta o yana da
ikinci bir kümes yapacağız. Daha yapacak işler çok. Bugün 1 Mayıs emekçi ve işçi kardeşlerimizin, hepimizin günü kutlu olsun. 5 Mayıs'ta da bizim İpek Böceği geliyor. İpek Böceği yumurtaları geliyor. Onlar için artık çalışmalara başlayacağız. Yerlerini hazırlayacağız filan ama geldiklerinde daha hani çok büyük bir alana ihtiyaç duymayacaklar değil mi Deniz? O bize zaman kazandıracak. Geldikleri anda başlayacağız çalışmaya. Evet. Aşağıya adam etmeye çalışacağız. Evet. Yani bir önce bir gelsinler. Bakalım. Bekliyoruz. Sen arkasından dikmeye başla istiyorsan. Tamam. Şöyle. Şuraya sabitle. Hayır, bunu şöyle sabitle ki. Aşağı gel git. Tamam, şöyle, aynen. Göbekli mi, göbeksiz mi? Göbekli olmasın. Belki göbek olsa bizim aile de daha iyi. Önce saman koyup mu yapsaydık? Evet, içelim çünkü şey. Şimdi koyalım çünkü esnetilmiyor. Bak. Ben bir kere de tamamladım sen. Göbekli insanlar mı daha korkutucu? Yani göbek insanlar biraz otorite katıyor sanki aslında ama. Hangisini kuşlar daha çok dinler? Tamam, böyle altında dikelim bunu. Güzel oldu mu oğlum? Evet Filiz Hanım. Efendim? Dikiş nasıl gidiyor? Gidiyor. Şapkayı çıkartmana az kaldı. Ay evet. Yüzünü ne yapacağız ya? Böyle böyle arkadan dur geleceğiz oraya. Kervan yolda dizi. Şu elini kolunu yapalım önce. Vallahi şöyle gayet insan gibi duruyor arkadan. Değil mi? Evet. Gayet iyi oldu ya. Şimdi kollarında. Eline de teneke tutturalım. Çalsın böyle çingiri çingiri çingiri. Evet. Salça tenekelerinden. Evet şimdi ben elinde tuttuğu zaman böyle çılgır çılgır sallanacak bir şey yapmaya çalışacağım. Ben de elini. Sen de elini yapacaksın evet. Filiz de elini yapıyor. Evet şimdi önce bir parça keseyim ben. Benim testerem nerededir? Kesici bir alet gene ne olur ne olmaz değil mi? İşini şansa almak. Ortasından bir delik delelim. Filiz Hanım nasıl oluyor? Adını ne koyacağız? Yani bir isim bulalım. Ruhi olsun. Cabbar olsun. Ali Can Cabbar. Bağlarımızı... Ay. Ali Cabbar. Ay. Şey olsun. Ya can bağlarımıza soralım bence. Evet ismine ne koyalım? Sizce adı ne olmalı? Artık dostlar? Ailemizin bir bireyi ya. Devamlı bahçe. Evimizin değil mi? Ev arkadaşı. Yani. Evet bahçe. Bahçe arkadaşı. Niye çok yağmurlu günlerde ev almaz mıyız? Bambam arkadaşlık. İkisi de bahçe güvenliğinden sorumlu. Yeni güvenlik arkadaş. Evet yeni güvenlik arkadaş. Evet bak bu daha doğru bir. Yalnız gerçekten bir türlü üstüme hastalığı atamıyorum. Şu an sesim çok daha kötü olabilir. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Ya nasıl bir virüsse. Yani şu an. Yani bir ben oluyorum, bir Murat Deniz oluyor. Sonra bir Mia oluyor. Yani, evet, sonra Filiz oluyor. Sonra başa dönüyoruz yine ben oluyorum. Sen olduğuna göre sıra bende. Dur bu konuya da bir el atayım. Yapma. Ceyda kasa mı? Ülkeye bir tanesi yeter. Şöyle sahilden topladığımız saz parçalarından değil mi? Rüzgarda bunu oynatabilmesi adına. Hafif bir malzeme gerekiyordu. O malzeme neden saz olmasındı? Neden? Gayet güzel oldu. Ah. Çık çık çık. Burnum akıyor dostum. Senin akıyorsa benim de akması yakındır. Yine Filiz o konuda çok şey, dirayetli mi denir? Dirayetli. Evet, ben öyle değilim yani. Ben hasta olduğum zaman hasta oluyorum. Yani nazlı da oluyorum. Oram buram da çok ağrıyor. Kadınların çok öyle bir şansı olmuyor. Hele de çocuk varsa çabuk pek toparlamak zorundayız. Şansla ilgili değil bence. Değil mi? Kadınlar daha güçlü bu tür konularda. Evet. O yüzden de zaten biz daha genç ölüyoruz. Siz daha çok yaşıyorsunuz genelde. Hani istisnalar tabii ki. Kaideyi bozmaz. Rüzgar estikçe bak. Hadi bakalım. Diğeri daha sanki şey oldu. Malzeme yok aynı malzeme. Evet.
Çıngır 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 rüzgar estikçe güzel olacak. O zaman bu yanda dursun. Biz kollarını yapmaya başlayalım. Elleri komik olmuş mu? Güzel mi eldivenleri? Şöyle şuradan bir tane daha çekeyim şey olmasın. Tutsana bir kolunu. Bunu... Maalesef bunun da cebinden 200 bin dolar çıkmadı. 200 bin dolar çıksa değil mi? Ne güzel olmaz mı ya? Bir bence şu. Şuradan da yapayım mı? Yok istiyorsan. Tamam. Ya bir şey mi? Doldurmasak bile olur da. Yok, çok boş olur, kötü durur. Şu omuzları falan dolu duracak. Peki, şöyle. Omuzları dolduruyoruz. Evet. Elleri de gayet güzel oldu. Ufak ufak alalım da şey olsun. Evet bak. Şöyle güzel bak. Şuralarına yapman lazım. Şimdi kafayı takarken çünkü. Evet, böyle iyice doldur. Geniş omuzlu olsun. Böyle dar omuzludan kimse korkmaz. Bol bol. Malzemeden kaçınma. Arkaya doğru da boş olmasın diye. Matrix'te yaptım etrafımızda. O ne aşkım? Gözlük getirdim. Hadi bakalım. Sinema gözlüğü mü? Eski sinema günlerinden evet, kalan. Evet şey neydi? O üç boyutlu filmlere gittiğimizde kullandım. Bir şey soracağım. Sence bir daha ne zaman sinemaya gidebileceğiz? Ay gideceğim. Vallahi çocuklara bağlı. Şehirden özlediğim iki şey var. Biri sinema, biri döner. Bu da gene bir döneri. İyi mi deneyeceğim böyle? Gayet baksana iyi. Ya ne kadar uyumlu giydirdik ya. Ben tutayım şöyle senin dikeceğin gibi. Ya da ben şu arkadan iple bağlayayım mı şuralarını? Bak var bir dakika. Ha sarı iple mi bağlı da olur. Ha tamam halkaları varmış bir de. Ha, İyice sıkıştırırsan güzel olur. Dur ben şöyle tutayım. Tut onu sen tam olmasını istediğin yere getir. Ha, iyidir, iyidir. Evet, burun mu yapacaksın Filiz Hanım? Burun yapacağım. Hadi bakalım, el iş derslerimizde bugün. Yine. Apayrı. Bir malzeme. Mi? Hiç alakasız. Bu cebime koyayım mı? Bence güzel bir şey çıkartacaksın. Dur bakalım. Deneyeceğiz. Şöyle yapabilecek. Yardım edeyim mi? Bakacağız. Dur deneyim. Ah. Dur, camını takarız. Takılıyor. Böyle olur mu? Gayet de güzel oldu. Bence güzel oldu. Camını da takalım da öyle çek. Anlamadın değil mi daha ne yapacağım? Bir bakamadım. Tamam bakma. Arkan dön. Arkamı mı döneyim? Gözümü kapatayım. Dur ben şöyle önüne geçeyim. Allah Allah. Ay sakal mı yapacaksın? Sakal mı? Bakacağım yandan. Kaşları bu Allah. Tamam bakan korksun. Olmadı mı? Çatık kaşlı mı oldu şimdi? Böyle hemen hemen aynı boydayız. Ben de o platforma çıksam. Evet bir tık şey. Şöyle. Arkadaş bir tık uzun oldu. İsmine ne demiştik? Şimdilik vatandaş diyeyim. Vatandaş. Hop. Ağır mısın da? Ben de sizi takip ettim. Çok komik duruyor ya. Bostanın ortasına. Bam bam kim bu? Tanış yeni iş arkadaşın.
İkiniz de bahçe güvenliğinden sorumlusunuz bundan sonra. Beğendin mi Mia? Evet. Güzel olmuş mu? Güzel. Bu da ses çıkarsın diye Mia'cığım. Mia'cığım, sincaplar hep senin cevizlerini yemişti ya. Hı. Belki bu defa korkarlar ve cevizleri yemezler diye düşündük. Deriz ya. Şimdi anlaşmamızı yapalım. Yani gerektikçe kıyafet tedarik ederiz. Acıktıkça samanlarını tekrar doldururuz. Bunun karşılığında da bahçede tam bir güvenlik istiyoruz. Babey nasıl olmuş? Valla az önce serin montun ya. Orada ne dikiliyor öyle dedim bir saattir. Anlamakta bayağı bir zorlandım uzaktan. Böyle arada insan görünce ben de demin bir çıkınca kim orada şeyi oluyor yani, alışamadık ya daha ya. Evet. Keyifli ol. Bam Bam da önünde oturuyor bak. Valla bizim için caydırıcı oldu. İnşallah kuşlar için de olur. İnşallah.